yerdeki il müdürlüğü kayyum döneminde hiçbir imar planına itiraz etmiyordu. Hakikaten bütün imar planları ne hikmetse çok rahat geçivermiş. Bütün o imar planları şimdi bize olumsuz sonuçlar olarak geri dönüyor. Ama onların döneminde hiçbir itirazlar yapılmadığı halde bizim dönemimizde her ay meclisimizden çıkan şeylere itirazlar veriliyor. Bir tanesi de deprem sonrası yıkılan ve hasarlı binalarla alakalı olan imar plan modu değişikliği, Kayatmar bölgesine aitti. Yine buna da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından itirazlar yapıldı. Ve yurttaşların mağduriyetini gidermek için ve bu deprem sonrası yeniden konutları inşa edebilmek için verilecek olan hibeden, krediden faydalanabilmek için hızlandırılması gereken bir süreç idi. Ve Kayatmar ilçemiz bu hassasiyeti görerek, vatandaşların bu mağduriyetini görerek orada istatik aldı. Ama gelin görün ki bu inisiyatif, işte meclislerden geçirdiğimiz kararlar, aslında kendi çıkarttıkları kanunları da görmezden gelen bir yerde, kendi çıkarttıkları uygulamalar bunlar. Depremde eviniz hasarlıysa, yıkılmışsa orada yeniden bir şey inşa edebilmek için kredinin ve desteğin imkanını açmışken, biz bunu mümkün kılarken maalesef Çevre Şehircilik buna da itiraz etti. Yine bizim konut sıkıntısını giderebilmek amacıyla kentsel dönüşüm alanı olarak daha önce belediyeye verilen iş yapımı her ne hikmetse biz geldikten sonra yeniden kentsel dönüşme, kentsel dönüşüm bakanlığına devredildi. Yine bakın Suriç bölgesinde 2016 sonrası yaşanan çatışmalar ve benzeri belediyenin tüm yetkileri tamamen iptal edildi. O süreçleri arkadaşlar hatırlar. Sonra ne zaman ki kayyumlar atıldı, peyderpey o yetkiler birer birer yeniden kayyumlu belediyelere verildi. Şimdi gelinen aşamada son 5,5 ayda ne oldu da yeniden eski şeye geri döndüler ve yeniden bu kısmi yetkileri, kısmi olan yetkileri yeniden iptal ettiler ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na devrettiler. Yani bu listeyi uzatmak mümkün. Sağlık Daire Başkanlığımızla ilgili çok önemli bir husus var. Bir tanesini söylemek istiyorum. O çok önemli bizim açımızdan. Bu kent açısından çok önemli. Suri İlçesi Bağvar Mahallesi'nde bir mezarlık alanı istedik. Ve bu mezarlık alanı mülkiyeti hazineye ait bir yer. Bakın konu o kadar acil ki Yeniköy mezarlığımızda belki 3-4 aylık yer kaldı. Belki orada bir alternatif yaratarak bunu 7-8 ay çekebiliriz ama maksimum yapabileceğimiz şey bu. Bunları defalarca yazmamıza rağmen defalarca bu mevzuyu bu kurumlara anlatmış olmamıza rağmen maalesef bir cevap alamadık ve söz konusu yerin 20 yıllık ot bedelini belediyemiz 1 milyar 448 milyon karşılığında ödemiş. Valilikten onay alınmış. Ama tapu devri için Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda yazı bekliyoruz. Ve bu bir mezarlık değerli arkadaşlar. Bu bir kültür sanat faaliyeti değil. Bu ötelenebilecek bir faaliyet değil. Bu bir avuç toprak. Bu bir mezarlık alanı. Ve bu kentte Allah göstermesin, Allah bir daha göstermesin bir pandemi olduğunda, farklı bir şey olduğunda, bir deprem yaşadığımızda, doğal afet yaşadığımızda ne yapacağımızı bilmeyeceğimiz bir noktaya çekilebiliriz. Bununla ilgili de gerçekten acil toplu görüşme istedik. Yine eş sözcümüz Mehmet Üçlü vekilimizden rica ettik. Ama biz de bunun takipçisi olacağız. Önümüzdeki hafta Ankara'da olacağız.